olur, çarparsanız 25'tir. Ama karşılığı 7 olur. Bunun karşılığı ise sizin özellikle Şubat ayına kadar verilmiş bir sözünüz olduğunu gösteriyor. İkinci ayı gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Çünkü Şubat ayında netleştirmek istediğiniz bir konu var. Hemen isim olarak bakarsak 6 tane harf karakteriniz var. 5 tane de soyadınızda harf karakteriniz var. Ama dikkat edin, isminiz neyle başlıyor, soyadınız neyle bitiyor. Ayrıca önemli olan bir nokta, harflerin benzerliklerinin adınızda ve soyadınızda bulunması. N var, E var, İ var. E var, N var, İ var. Dikkat ederseniz tümüyle hayatınızdaki değişimlere oldukça önem verdiğinizi ama iki ayrı kişinin fikir ve düşüncelerine gerçek samimiyetle destek almaya çalıştığınızı gösteriyor. Siz şu son dönemlerde bir sıkıntılı dönemler aşmak istediğiniz 12. ay kararsız kaldığınız bir süreç. Ocak ayında biraz sorunlu ve sıkıntılı geçiyor sizin için. Başladığından bu yana yılın ilk günlerinden itibaren bazı beklentilerinizin karşılığını alamadığınızı ve biraz moral bozukluğu yaşadığınızı gösteriyor. Doğru mu efendim? Doğru abi. Evet. Bir konuşma çünkü sizi bayağı bir yaralamış. Bundan dolayı da sıkıntınız var. Anne isminize baktığım zaman müsaadenizle. Üç ayrı konu var sizin. Birisi devlet dairesinde bir işinizin yarım kaldığını gösteriyor. İkincisi düşüncenizi paylaşmak istediğiniz konuda asla bir hayal kırıklığına kesinlikle uğramak istemediğinizi, bir beklentinizin sonuna kadar sağlıklı bir kararla adım atmak istediğinizi ve özellikle de aile içerisinde anne isminizde net olarak çıktı bu. Aile içerisinde bir geçmişte gelen problemler yaşadığınızı ve özellikle de 2006, 2007, 2008 dahilinde gündeme gelen konulardan dolayı sıkıntılar yaşadığınız görünüyor. Doğru abi. Evet. Yalnız aile anne isminize baktığım zaman soyadınız biliyorsunuz ki soyadı baba temsil eder. Anne de doğuran kişidir. Baba da soyadı verir biliyorsunuz. Burada iki tarafı karşılaştırdığım zaman özellikle aile içerisinde üç kişinin kalbinizin kırık olduğunu ve mesafe koyduğunuzu söylemek istiyorum. Ve bunlardan kapınızı da kapatmışsınız ama birine çok güzel bir yardım almaya başlamışsınız. Ama maalesef geçmişte gelen bir kalbinizin kırıklığı var, bir moral bozukluğu var ya, bunu tekrar da yaşamak istemiyorsunuz siz. Doğru abi. Evet. Yolculuk dahiline yolculuğa çok büyük ihtiyaç duyan, macera gibi heyecanı ve serüveni seven bir insansınız. Ama siz tek başınıza hareket etmek istemiyorsunuz. Bu da bulunduğunuz ortam içerisinde düşündüklerinizi, düşüncelerinizi bütünüyle hayata geçirmekte başarılı olduğunuzu ama maalesef bazı sıkıntılar yaşadığınız zaman o süreçleri aşmakta zorlanmanız, problemler dahil de yaşadığınızı gösteriyor. Yani bu beklentilerinizin karşılığını tam manasıyla alamadığınız için üzüntüler yaşadığınızı söylemek istiyorum. Söylediklerinde yanlış var mı? Yok abi, doğru. Sormak istediğiniz ne varsa buyurun sorun lütfen. Yok abi, sağ ol, teşekkür ederim abicim. Rica ederim, çok sağ olun. Evet. Evet, Necati Ergin Beyefendi'ye de buradan yeni yılda başarılar diliyoruz. Evet, geldik böyle bir şekilde hızlı bir geçiş süreci dahilinde. Evet, herkes güzellikler bekler. Herkes bir hayal kırıklığını aşmak, duyguları bir noktada aşıp değerlendirmek isteyebilir. Ama bazen işte o noktayı bulamayınca insan üzüntüyü yaşıyor, hüzünleniyor. İşte o insanı en çok yalnız bırakan bir nokta oluyor. Evet, hayatı tanımak, hayatı tanırken insanları anlayabilmek gerçekten oldukça önemli. Yalnız çok şeyler düşünüyoruz. Bazen bu düşünceler içerisinde kendimizi bir kenara bıraktığımız da oluyor. O kenara bıraktığımız anlar biraz kendimizi yıprattığımız, bazen de neden yıprattığımızı bilmediğimiz, neden üzüldüğümüzü bilmediğimiz konular dahi gündeme geliyor. Allah herkesin işini rast getirsin. Allah hayırlı helal kazançlar nasip etsin efendim. Evet,
hızlı bir süreç zaman içerisindeki gündem içerisinde olması gereken dikkate aldığınız zaman bambaşka bir güzellikleri de paylaşacağız. Alo. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Kiminle görüşüyorum? Ben sizi tanıyabilir miyim kısaca? Efendim? İsminizi alabilir miyim? Ben unutmuşum isminizi de. Murat. Ünat. Murat. Ünat Bey merhaba, hayırlı işler, hayırlı programlar. Murat efendim. Murat. Evet. Murat Bey, özür dilerim, affedersiniz. Buyurun, teşekkür ederim, buyurun. Murat Bey, ben şöyle bir çizgi ötesi dediniz de, ilk önce bu programı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ben şu an görevdeyim, özel güvenlik görevlisiyim. Kolay gelsin, Allah utandırmasın. Sağ olun, Allah razı olsun. İştenlikle izliyorum şu an programı da, yeni açtım televizyonda. Çizgi ötesi dediniz, benim hayatım öyle bir hayat ki, İyilikten zarar görür mü insan? İyilikten aslında zarar görmez de bazı insanlar isterseniz görüyor. Karşılıksız bir iyiliğin zorluğu var. Buyurun, siz de dinleyin, dertleşin. Sormak istediğiniz dert... Murat Bey, hayata bakış açım dedikodu yapmamak. Evet. Bir insanın arkasından konuşmamak. Kiminle görüşüyorum? Öncelikle adınızı soyadınızı alabilir miyim? İsmim Mehmet Çabuk. Mehmet Bey, bir dakika. Buraya bir yazalım. Karşılıklı hem dertleşelim, konuşalım beraberce. Mehmet Çabuk değil mi? Evet, Murat Bey. Mehmet Bey, doğum tarihiniz efendim? Gün ay yıl olarak değil mi sadece mi? Evet, gün ay yıl olarak. 01.06.1971. Anne adı? Aslında bu babam dengesiz yazdırmış ama nüfusta böyle geçiyor. Annenizin adı? Döndü. Döndü. Sıkıntılarınız yeni değil. Siz iyilikten veya hani dersiniz ya, iyilikten maraz doğdu veya iyilik yaptım ama karşılığını bulamadım. Hayır. İyiliğinizi yerine göre yapmış ve karşılığını yerine göre belki de buldunuz bulamadınız. O sizin takdiriniz ve düşüncenizdir. Siz zorluklarda bütünüyle başladığınız süreç olarak son 8 yıldır hayatınızda değişimler yaşadığınız görünüyor burada. Doğru mu efendim? Anlamadım Murat Bey. Bir kere alır mısınız? 8 yıl. Hayatınızda son 8 yıldır değişimler yaşamaya başlamışsınız. Evet, şöyle ben bir dakikanızı alabilir miyim? Buyurun. Murat Bey, ben Ankara Uzman Jandarma Okulu mezunuyum. Yani bir müddet uzman çavuşluk yaptım. Evet. Sonra ayrıldım uzman çavuşluktan kendi isteğimle. Şimdi özel güvenlik sektörüne çalışıyorum. 2008'in 7. ayın 25'inden bu yana. Evet. Uzmanlaştım bu alanda zaten. Yani çok çeşitli yerlerde, genelde İstanbul'da çalışıyorum da, şu an 55 gün, 2 aydan beri Mersin'deyim. El ülkelere çalıştım. Çok da güzel yere çalışıyorum yani. Ama başarılarımla çalışıyorum. Kendimi övünüyorum yani. Evet. Doğrusunuz, o konuda bir değişiklik var. Evet. Bayağı bir hayatınızda değişimler olmuş. Siz 2008 diyorsunuz ya. Evet. Sizin hayatınızdaki değişim 2006, yani 2005 ve 2006 itibariyle başlıyor. 2008'de zaten bunu hissetmeye başlamışsınız. Evet. 2005'te başlayan ve 2006'da belirtileriyle gündeme gelen, 2007-2008'de zaten hayatınızın değişimleriyle farklı bir noktaya gittiğinizi söylüyorsunuz. Bakın, evet. Zaten hızlı değişimi bütünüyle yaşayan sizsiniz. Beklentilerinizin karşılığını almak isterken de sıkıntı yaşayan kişisiniz. Siz kararlı adım atıyorsunuz. Düşüncelerinizi çok güzel ortaya koyuyorsunuz. Ama bazı haksızlık veya sıkıntı durumlarını kabullenemeyen kişisiniz. Strese evet, tahammülünüz yok. Efendim, buyurun. Mümkün yok, kabul edemiyorum. Evet. Çünkü 2010 ve 2011 yılında ciddi bir bunalım dönemi yaşamışsınız. Sıkıntı dönemi yaşamışsınız. 2011.
2010 ve 2011 yılları arasında ciddi bir sağlıksal konu dahilinde sorunlu dönem yaşamışsınız. Evet, doğrudur. Şöyle bir ameliyatım oldu. Kısa bir ameliyatım. Ama şu an ameliyatım eksik kaldı. Tekrar inşallah ameliyat olacağım. Geçmiş olsun. Hala devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Hala devam ediyor bazı konular, durumunuz. Artı başta ne söylerseniz sonunda da aynı sözünüzü yaşayıp takip eden kişisiniz. Hayal kırıklığına müsaade etmeyen, karşında sıkıntı yaşamak istemeyen bir özelliğe sahipsiniz. Ama o beklentilerinizin, düşüncelerinizin, düşündüklerinizin yerine gelmesi için çok yollar kat etmişsiniz. Nasıl? Şu an bizi nereden izliyorsunuz? Şu an sizi Karaca İllas'tan izliyorum. Karaca İllas bölgesinden. Yani Mersin'den. Doğru mu? Mersin'den yani. Bakın. Mersin harici sizin geçmiş dönem 3 tane ayrı yere gitmişsiniz. Mersin dışında 3 ayrı yolculuk yapmışsınız. Evet. 3 ayrı. Bunlardan bir tanesi şu an Adana gibi, Mersin gibi düz ova olan. Ama iki tanesi de düz ovadan hariç yokuşları, inişleri olan, bayırları, çayırları olan bir yerde kalmışsınız. Evet, doğru. Şu anki aşamada da beklentiniz var ama yapmak istediğinizde hem maddi hem manevi olarak bazı sıkıntılarla karşılaştığınız için çözümlemekte zorlanıyorsunuz. Sıkıntılar içerisinde tek başınıza kaldığınızdan ne yapacağınızı, ne yapmak istediğinizden emin olamıyorsunuz. Bu biraz zaman süreci içerisinde ister istemez biraz sıkıntılar, ister istemez biraz problemler, ister istemez de beklentilerinizin karşılığını almakta sıkıntılarla yüzleştiğiniz bir dönem oluyor. Çünkü siz verdiklerinizin karşılığını alamıyorsunuz. Gerek maddi gerek manevi olarak hep yalnız kalan siz olmuşsunuz. Evet, ben yalnız kalıyorum yani kendi, bazen geceleri çok duygulanıyorum Murat Bey çünkü. Düşünce yalnız kalmayı, bakın maddi ve manevi yalnız kalma durumunu yaşıyorsunuz. Şu an zaten göreviniz gereği yalnız kaldığınızda geçmişte yaşadığınız doğru ve yanlışları, yapılan doğrular, yapılan yanlışlar dahilinde kendinizi çok yargılıyorsunuz. Evet, mahkeme diyorum, kendimi mahkeme diyorum çünkü. Evet. Tartıyorum böyle Murat Bey. Şimdi ben şöyle bir özelliğe sahibim. Ben işte olayım olmayayım yani hayatım, yani akşam olduğu zaman kafamı yastığa koyduğum zaman kendimi bir tartarım. Ya ben bugün nereye gittim, kimden konuştum, neler yaptım, Allah için yaptım, kendim için yaptım, kimin kalbini kırdım, kime konuştum, nelere dikkat ettim. Mahkeme etmeliyim ki yarına hatalarımı eksiksiz çıkartmalıyım, yani yarınki hayata daha güzel bakmalıyım diye kendimi daima mahkeme eden bir kişiyim. Evet. Doğru söylüyorsun ama şu anki beklentiler içerisinde de o umduklarının karşılığını bulamamışsın. Çünkü 2013 yılı da, geçtiğimiz yıldan bahsediyorum. Özellikle sizin doğum tarihiniz 6. ay. 6. ay değil 8. aydan bu yana bir geriye dönüş beklenti ve hayal kırıklıklarınızı yaşadığınız dönemler yaşamışsınız. Şimdi Murat Bey doğrusunuz ama ben şöyle 8. ayın sonlarında bir hayal kırıklığı yaşadım. Onu söyleyebilir bir çalışma esnasında. Evet. Yani bekleneni alamadım. Karşıdan da alamayınca. Ama tabii Allah'ın bugünü o gün değildir. Her zamandır. Ama biz sabretmek zorundayız. Allah'a şükretmek zorundayız. Allah'ın her nefesine, her alıp verdiğimiz nefese, her şeye sabretmeli, şükretmelik yani. Nankörlük etmemeliyiz yani hayatta. Ben o düşünceyle bakıyorum normalde. Evet. Şu anki aşamada ne yapmak istersiniz? Sormak istediğiniz ne varsa buyurun sorun. Ya şu an geceleri mesela çok ağır basıyor bana böyle psikolojikmen böyle. O düşündüğünüz, çok şeyler düşündüğünüzden kaynaklanıyor. Düşüncelerde karar veriyor galiba, tahmin siz ediyorum. Siz gerekli ve gereksiz çok şeyler düşündüğünüzden kaynaklanıyor. Siz kendinizi üzüyorsunuz. Düşünerek, düşünmemeniz gerekenleri düşündüğünüz için üzüyorsunuz. Siz üzmemelisiniz kendinizi. Siz kendinizi yıpratıyorsunuz. Sakin olmanız, sakin olarak düşünmeniz ve ileri dönük mantıklı düşünerek hareket etmeniz lazım. Siz kaybettiklerinizi ve kimlerin sebep olduysa, neden sebep olduysa onları düşündüğünüz için sıkıntı yaşıyorsunuz. Doğru değil mi? Ya doğrudur tabii. Şimdi şöyle, ben başta söyledim ki programa bağlanan ilk kişi konuştuğum söz size Murat Bey, doğruluktan, dürüstlükten bahsettim. Kendimi
ülkelerim yani kendi yaşam ülkelerim harama el uzatmamak, kur hakkı yememek. Evet. Ondan sonra aldığım paranın hakkını 1 lira da olsa onu helaliyle şey etmek yani yapmak. Çalışmış olduğum şirket olsun, patronlarım olsun, onların şeyine gölge düşürmemek yani ilkelerine. Böyle ben çünkü özel gönüllü görevde çalıştığım için aslında bir yönetici olarak çalışıyorum normalde ben de. Burada biraz yardımcı oluyorum bir şirkette çalışıyorum. Halkla uğraşıyoruz işte. Yani anlatmayayım özel gönüllü sektörü çok geniş olan bir şey. Görevleri geniş kapsamlı. O yüzden şu an anlatırsam çok zaman alır. Bu şekilde biraz kısa kesersem siz zamanınız almış olmayayım yani. Yok yok sorun yok. Allah razı olsun. Allah herkese helal nasip etsin. Helal rızıklar evet, nasip etsin. Evet yani ben o şekilde davranıyorum. Çünkü yaptığımız ve yapacak olduğumuz her şeyin hesabını yarın yerin altında vereceğiz. Allah doğru insanlarla karşılaştırsın. Amin. Bizler kul olaraktan daima şükretmiyoruz. Allah'ın verdiği her şeye şükretmemiz lazım yani. Hiç kimse bunu mücadele. İnsanlar mesela Mersin yöremizde şu an kuraklık görürdü. Portakal bahçelerin narenciye bahçelerine zarar gördü. Ya bu Allah'ın bir avası. Kardeşim bu Allah'ın bir avası. Komşuluk hakkı bilmezsen, fakir bu kere bilmezsen, ondan sonra mı ne yaptın Allah'a karşı hesabını vermezsen, tabii ki sen Allah'a avat verecek. İlla ki avat. Yani yağmur mu yağdırmak? Gücünü boran mı yağdırmak? Sel mi vermek? İşte bu da Cenab-ı Allah'ın bir avatıdır. Yani evet. Bunları kendimiz hesaba çekmemiz gerekiyor. Nereye gidiyoruz arkadaş? Ne yapmamız gerekiyor arkadaş? Diye kendimiz Allah'a karşı biraz sorgulamamız lazım. Yani bunu bu şekilde yapmamız lazım Murat Bey. Yok, şu an yok. Beni kim yanıyor böyle biliyor musunuz? Şu manzarayı gördüğüm zaman benim burada hayatta bir ağacım yoktur. Sadece memleketimde ortaokulumda gittiğimde 87 yılında ortaokuldan mezun oldum ben. Pardon 86 yılında. Bir sene çam ağacı dikmiştim. O ağaç hayatta. Başka bir dikil ağacım yoktur. Üzülüyorum böyle. Allah bu nimetleri veriyor bizlere. Ya kulum işte sana ben bunu verdim. Seni bu şekilde deniyorum. Sana fakir bu önerilerim. Sana fakir ben deniyorum kulum. Hiç bunun ilişkisi, hiyerarşik bir durumu hiç yok Murat Bey. Ben kar oluyorum yani üzülüyorum. Evet. Hayırlısı yani olsun. Dinleyenler de kusura bakmasın. Sayın Mersinli hemşehrilerim. Çok saygı duyuyorum onlara ben. Ama biraz da gelelim insanla birbirine yardımlaşmaya koşalım. Gönül bağları oluşturalım yani. Dertleşelim. Allah'a karşı hesaplarımızı, ondan sonra insanlarımızı hazırlayalım. Yani. Ölüm uzak değil. Anladım. Hayırlısı olsun. Canınızı sıkmayın. Yani bunlara da üzülüyorum yani. İnsanlar o kadar şey olmuş ki Murat Bey. İnan içerim böyle bir dolu ki. Ya neler var neler. Biz neler yaşıyoruz ama işte bilen yok. Ya yolda yaya gidiyorum bak ben normalden bir köyden geliyorum yaya gidiyorum. Ya araba zamanında beni almıyor ya. Ya kardeş alsam da sağ ol almasın arabada katılım malım yok. Hep direkt geçiyorlar yani. Yani yardımlaşmak budur. Yani ben fakir oldum nesil zengin oldum diye bu Allah katı Allah bizleri böyle yaratmış. Evet hayırlısı olsun. Mehmet Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum yayınımıza. Ben teşekkür ediyorum Murat Bey daima da katılacağım. Eğer bir hatam, bir şeyim olduysa özür diliyorum. Rica ederiz. İnşallah devamını getiririz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepimizin yardımcı olsun. Cenab-ı Allah bizleri afatından, ondan selimden, tufanından esirgesin. Allah bizlere yardım etsin Cenab-ı Allah. Onun gönlü, kalbi bizim geniştir yani. O affedendir. İnşallah günahlarımızı, inşallah sebaba dönüştürür, affeder. İnşallah. Hayır akşamlar, hayır işler, hayır rüyalar diyeyim artık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah gönlünüze göre versin. Cümlemizin, eksik olmayın. Allah razı olsun. Ayrıca yapım ve yayında geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bir o imkanı verdikleri için Allah daima yüzümüzü güldürsün. Bak nasıl güzel gülüyorsunuz, görüyor musunuz? Yüzünüz gülüyor. Allah her daima yüzlerimizi güldürsün. Allah bizlere acı göstermesin Cenab-ı Allah. İnşallah onun sınavından hayırlısıyla geçeriz. Beklediğimiz cennetimize kavuşuruz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Amin. Peki teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oldu. Teşekkür ediyorum. İnan şu an çok duygulandım biraz da. Çünkü içim dolu. Çok konuşucu olduğum şeyler var. Çok konuşucu oldum. Ama bilmiyorum. Şu an kısa kesmek zorundayım. Kapatmak zorundayım da. Peki. Oldu. Çok teşekkürler. Teşekkür sağ ediyorum. Olun. Sağ olun. Ben sizi gene arayacağım. Tekrar arayacağım Allah izin verirse. Peki efendim. Evet. Yayınımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sevgili Mehmet Bey'in gerçekten
Mehmet Çavuk Bey'in gerçekten duyguları dahilinde düşüncelerini, hislerini beraberce şahit olduk. Tabii ki ben de burada kendi kişilik ve karakterini, yaşantısının kişilik yanını, beklentilerini doğru veya bir şekilde yaşantısındaki değişimlerini paylaşmaya çalıştık. Evet, hızlı bir şekilde yayınımız devam ediyor bu arada. Evet, bize eşlik edebilirsiniz, katılabilirsiniz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, düşündüklerinizi program içerisinde beraberce yaşayabiliriz. Unutmayın efendim, yaşam hepimizin. Herkes mutlu olmak ister. Mutluluk hepimizin hakkı. Sevmek, sevgiyi beraber yaşamak isteriz. Kimsenin gönlü kırılmasın, kimse üzülmesin. Mutluluğu yaşayarak, sahiplenerek gösterebiliriz. Kimse kırılmadığı takdirde bizler daima mutluyuz. Onu da söyleyeyim efendim. Evet, en önemlisi hayatın inceliğini, güzelliğini duygular içerisindeki yaşantımızda beraberce değerlendirip görebiliriz. Evet, dediğim gibi zaman insanın birçok konuda değişimlerini yansıtırken beklentilerinizi de sizlerle paylaşır ve paylaştırır. Evet, telefonumuz var. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Cumanız mübarek olsun tabii. Sağ olun. Sizin de cumanız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Az önceki bağlanan beyefendi bayağı bir duygulandırdı beni. Duygulandırdı değil mi? Çok doğru söylüyor. Evet, Mehmet Bey. Mehmet Çavuk, evet. Beyefendi. Tabii ki kendisinin içindeki duygular, yaşantısı, yaşadıklarını bizlerle paylaştı. Kişilik ve karakteri olarak da hani bir insanın sözleri kendi kişiliğini ifade eder. Eğer gerçekten yüreğinden söylüyorsa kendi karakterini ortaya koyabilir. Ama eğer kendi kişiliğinden uzaksa bazı konuları anlatmakta yetersiz kalabilir. Yani önemli olan kişi kendi özünü paylaşabilmesidir. Mehmet Bey de kendi saf duyguları içerisindeki kendi hislerini paylaşmak istedi bizimle. Tabii ki kimle görüşüyoruz sizinle? İsminiz? Feride. Feride Hanım. Aynı şekilde siz de duygularınızı bizimle paylaşabilirsiniz, biliyorsunuz. Evet, ben şuraya bilgilerinizi hemen yazıyorum. Ne desem boş. Efendim? Ne desem boş. Yani Mehmet abiyle, yani onunla, ona hak veriyorum, doğru söylüyor. Ama onunla ilgili ne desem boş. Feride Hanım, soyadınız? Türkili. Doğum tarihiniz? 13.07.1984. Anne adı? Habibe. Habibe. Evet. Beyefendinin baya bir yüreğinin dolu olduğunu ve onu bizlerle paylaştı. Neden duygulandın? Ben mi? Evet. Ya söyledikleri çok doğru. Şimdi ben dedim ya size, ne desem boş diye. Yani insanlar artık değişmiş yani. İnsan pek nadir. O bakımdan dedim öyle. Evet. Belki de insanlar değişmedi de o duyguları, hisleri, düşünceleri, beklentiler değişmiştir. Çünkü düne kadar şöyle düşünelim. Hani siyah beyaz televizyon vardı, şimdi renkli televizyon var. Hani hayat değişiyor. Zaman değişiyor. Zaman insanları değiştiriyor belki de. Değiştirmek zorunda kalıyor. Bu kişiler de, yani insanlar da tabii ki zamana ayak uydurmak istiyor. Beklentilere ayak uydurmak istiyor. Hayatın gidişatına, zamana ayak uydurmak istiyor. Onu anlamak, değerlendirmek istiyor. Yeni yılın kutlu olsun. Sağ olun, sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Nasıl, yeni yılınız nasıl geçti? Yeni yılda özel bir şey yaptım da ben evde. Kendime ait bir sorunum vardı. Onunla ilgilendim. Yani şimdi yanlış anlaşılma olmasın, doğayla ilgili bir şey. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Herkesin yeni yılı karşılama şekli farklıdır, biliyorsunuz. Yani, yok, ben eğlence falan yapmadım. Ya kimleri eğlenir, kimleri dua okur, kimisi sohbet eder, kimisi televizyon seyreder, kimisi neydi, pijama terlik divan yapar yani. Evinde geçirir, televizyon dahilinde zaman geçirir. Kimse de hiçbir şekilde bir şey yapmaz yeni yıla, yeni bir şekilde. Belki de yeni yıl olduğunu bile rutin olarak hiçbir şey yokmuş gibi yeni bir başlangıç yapabilir.
Yani sıradan bir geçiş süreci de yapabilirler. Şimdi neden? Bu da iki şeyden kaynaklanır. Biri kişilerin ailesi yapısından, yaşadığı örf ve adetinden, gördüklerinden. İkincisi de yapmak isteyip arzuladığı, içindeki duyguları. Ben bunları yapmak istiyorum. Etrafta kişiler geziyor, eğleniyor gibi. Ya da kimisi, ya ben kendime hiçbir şeye kafamı yormayacağım. Geçeceğim kafamı yatağa, yastığa koyacağım, yatacağım diye düşünenler olur. Yani birincisi ortama uymak, ikincisi de kendinize uymak. Sabah kadar dua okudum. Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah dualarınızın yerini bulmasını nasip etsin. Amin. Feride Hanım, efendim? İsim karakterinizde sizin 2014'e oldukça ciddi bir beklentiyle girdiğiniz görünüyor. 3 artı 6 tane aynı şekilde soyadınızda 7 tane harf var. Toplam olarak dikkat ederseniz 6 ile 7'yi toplarsanız 13'tür doğum gününüze ifade eder. Ayrıca siz kendi bulunduğunuz ortamdaki çevrenizdeki arkadaşlarınızdan kırgın veya kırıcılık durumlarını yaşamak istemiyorsunuz. Çevrenizin evet. Sizi anlamasını, anlayışlı olmasını, sade ama gerçekçi olarak yaklaşımlara önem vermek istiyorsunuz. Siz bir anda parlayabilir, bir anda tepki verebilir, bir anda bu tepkinin, bir anda yanılgılarını, sıkıntılarını ister istemez paylaşabilirsiniz. Ama iyi olan nedir biliyor musunuz? Kendi özgüveninizle, duygunuzu, düşüncenizi yaşayıp karşılaştığınız zaman bambaşka bir duygu, bambaşka bir sevinç değişimlerini yaşayabilirsiniz. Ama en önemlisi nedir? Kafanızdaki karmaşaları, kafanızdaki duyguları aşmanız gerekiyor, netleştirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yerine göre değerlendirip gerçekleştirebilirseniz sizden iyisi yok. Ama bunu yapamazsanız tabii ki bazı sıkıntılar, bazı problemleri aşmanız zor olabilir. Bu da ister istemez bazı beklentilerinizi zaman dilimi olarak da biraz geri planda bırakabilirsiniz. Bu da iyi olmayabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Anladım. Yani iyi hesap etmeniz lazım. İyi değerlendirebilmeniz lazım. Ki eğer bunu yapabilirseniz sizden iyisi yok. Yoksa bazı sıkıntılar, geçmişte gelen sorunları artık bırakın. Nasıl? Geçmiş geçmişte kalmış deyin mesela. Kafanızı yormayın. Çünkü kafanızı bulandırmayın, sıkıntılarla uğraşmayın. Yeni bir sayfalarla, yeni bir güzelliklerle uğraşın. Yeni bir şekilde yapmak istediklerinize yönelin. Yok şu yanlış yaptı, bu böyle oldu diye veya niye böyle oldu? Hayatı insanlara zehir etmek isteyen kişi kendisidir. Eğer kişi kendine keşkeleri yargılarsa o keşkeler hayatından hep bir köşesinde kalacaktır, sıkıntı olarak yaşayacaktır. Siz de o keşkelerinizi silip atmanızı tavsiye ederim. Çünkü 2013 yılının değişimlerini 2014'te farklı olarak yansıtmak, yaşamak elinizde. Siz seçici davranan kişisiniz. Her şeyi kolay kolay beğenmeyen bir kişiliğiniz var. Ve bulunduğunuz ortamda seçtiğinizde sahip olmasını bilirsiniz. Ama kaybettiğiniz zaman da acıyı siz çekiyorsunuz. Anladım. Doğru mu? Doğrudur. Bunları kesinlikle aşmanız gerekiyor. Renklerimize bakarsak, çünkü renk katalogumuzda bile sizin turuncuya olan yakınlığınız, diyalog olarak aşamanız gündemde. Yani aşamanız, kendinizi yenilecek aşamadasınız. Ama o güveni kendinize vermiyorsunuz ki. Siz kendinize barışık olmadığınızdan sıkıntı yaşıyorsunuz. Nedenli ve nedensiz problemler canınızı sıkıyor, huzursuz ediyor. Bu nedenden dolayı da mutsuz oluyorsunuz diyebilirim. Yani aşmanız gereken noktalar var, problemler var ve bunu da en önemli şekilde değerlendirmeniz şart. Eğer bunu gerçek anlamda değerlendirdiğiniz zaman sizden iyisi yok. Yoksa bazı problemler ister istemez beklentilerinizin bayağı bir dışına çıkabilir. Dikkat etmeniz şart. Onu belirtmek istiyorum size. Ne diyeceğim ya, ben bu arayanda sürekli kaçıyor oluyorum. İnsanlardan kaçıyor oluyorum böyle. İnsanlardan kaçıyorum derken bir sormak istediğim şu. Bay mı bayan mı, yaşlı mı genç mi? Genç de var, yaşlı da var. Yani yaşlı görmedim, pardon, genç. Genç. Erkek bayan. Erkek de var, bayan da var. Evet. Sayısını, hatta şöyle gördüm bir ara rüya. Sayısını hatırlıyor kaçıyor musunuz? Yok, iki, üç kişi. İki mi üç mü? Evet.
İki mi üç müydü hatırladığınız? İki. İki. Rüyanızdaki gördüğünüz aşamalarda öncelikle biriyle yüzleşmekten, konuya sahip olmaktan kaçtığınızı netleştirmek istediğiniz konular dahilinde yani o konuda bilgi olarak zayıf olduğunuzu gösteriyor. Yani birine önümüzdeki günlerde bunu yaşayabilirsiniz, yaşamış da olabilirsiniz. Çünkü kaçıyorsunuz. Geçmişte gelen bir yorum yapıyorsunuz. Yani yaşıyorsunuz. Geçmişte nedir? Kaçmak. Bir şekilde birilerinden korktuğunuzu, çekindiğiniz anlamına gelir ama rüyaya o şekilde yansır. Gerçek ama dünyada... Şöyle, buyurun. Zarar verecek oluyorlardı. Kendimi korumak için kaçıyordum ben. Ne yapacak oluyordu? Zarar verecek oluyorlardı. Zarar ben verecek. Kendimi korumak işte için. O konuşma, yüzleşme anlamına gelir. Dikkat ederseniz sayı olarak iki kişi diyorsunuz. Size göre bir kişi fazla. Bu da bazı konularda zayıf kalabileceğinizi, düşüncelerinizin sizi zorda bırakacağını çözümlemek istediğiniz noktada ister istemez zorluklarınızda tek başınıza kalabileceğinizi gösteriyor. Bu da bir konudan dolayı sıkıntı yaşadığınızı, aşmanız gereken problemleri kesinlikle netleştirmeniz gerektiğini, eğer bunu netleştiremezseniz problemlerin devam edeceğini gösteriyor. Dikkat etmek gereken noktalardan biri bu. Yani bir konuşma yaşayabilirsiniz. Bu konuşma geçmişte kalan bir konunun, yarım kalan bir konunun netleşmesidir. Gel derler, Feride Hanım buyurun oturun. Böyle böyle demişsiniz veya biz böyle demiştik, siz yanlış anladınız veya siz yanlış yaptınız gibi bir konuşma yaşanabilir. O kaçmak da aslında sizin bir şekilde bildiğiniz bir yerden de yolunuzu uzaklaştırdığınızı, oradan geçmek istemediğinizi, karşılaşmak istemediğinizi de ifade eder o rüya. Öyle bir şey yapıyor musunuz? Yani mesela bir dükkan var, oradan geçmek istemiyorum, moralimi bozuyorlar. Canım istemiyor deyip yolunuzu değiştirip başka yerden geçtiğinizi gösterir rüyanız bir de. Ya kalabalık ortamı sevmediğim için yolumu sürekli değiştiririm ben. Kahve ortamından geçmeyi sevmem. Evet. Çünkü erkek dolu oluyor, rıvası hoş olmuyor. İşte diyorum ya, yani bir şekilde değişimlerinizi gösteriyor. Bunlar da olan durumlar tabii ki. Bir de şey, bir arada uçtuğumu gördüm rüyamda. Bir bayan uçuyordu, o bırakıyordu, onun arkasından ben uçuyordum. Böyle pis bir su oluyordu ama dikkat ediyordum. Kenarlara yeşillik oluyordu. Ama kurtuluyordum uçarak. Uçarak kurtulmanız beklediğiniz hedefe varacağınızı gösterir. Etrafın yeşillik olması da umduğunuz ve değişimleri sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğinizi gösterir. Güzel duygunuz ve o günkü gördüğünüz rüya, ne zaman gördüyseniz o günden bu yana hayatınızdaki aslında bazı değişimler içinde fırsatlar olabileceğini, teklifler alabileceğinizi, bu duygusal veya iş dahilinde olabileceğini ya da birinin fikir alışverişinde çok güzel mutabık kalacağınız, anlaşılır olabileceğinizi gösteren bir teklifle karşılaşabileceğinizi gösterir. Anladım. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bir rüyayı da hatırlıyorum da, gene böyle zarar verecek olurlardı. Ben kaçıyordum, kendimi koruyordum gene. Ama telefonum orada kalıyordu. Ben de düşünüyordum, o karşı tarafında borcu oluyordu bakkala. Ben de diyordum ki bakkala götürsünler, satsınlar, borçlarını ödesinler. Ondan sonra ben de telefonumu onlardan alayım, bakkaldan alayım diye düşünüyorum yani. O öyle bir rüya gördüm. O görmüş olduğunuz konu maddiyatla ilgili, bir alacak verecek, geçmişte alacağınız olan bir konu ya da vermeniz gereken bir parasal bir konunun çözümüyle ilgili. Telefon olarak bir yerde bırakıp unutulması veya daha sonra almak konusuysa bir yerden haber beklendiğini ama o haber gelmeden sizin yapacağınız bir değişim, konuşma, hareket etmeniz yanlış olacağını gösteriyor. Bu konuya da dikkat etmenizde yarar var. Anladım. Yani bunu da söyleyeyim size. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir şey değil, akşamlar. En güzel akşamlar olsun. Çok sağ olun. Evet efendim, her şeyden önce duygularınızı, düşüncelerinizi beraberce paylaşıyoruz programımızda. Evet, duygular ve düşünceler bazen beklentilerimizi veya düşüncelerimizin gerisinde kaldığımız zaman neden diye düşünürüz. İşte bu nedenleri kesinlikle... Evet, bunlar oldukça önemli noktalardan biri. Evet.
Evet, hızlı bir şekilde yayınımız devam ediyor bu arada. Bizi eşlik ediyorsunuz 624-75-75. Biliyoruz ki hayatta herkes bir beklentisi, düşüncesi, düşündükleri vardır. O düşüncelerin içerisinde kimse gerisinde kalmak istemez. En önemlisi de hayattaki beklentilerimizi, düşüncelerimizi yaşarken neden böyle, neden içten veya dıştan tepkilerimizi dışarı yansıttığımız zaman hep insanların en büyük korkusu nedir biliyor musunuz? Bir, giysi veya giyimde olsun beğenilmemek veya dışarı yanlış anlaşılabilmek gibi. Hep çevredeki insanların, kişilerin ön yargıları sıkıntı yaratabilir. Evet, alo. Alo, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar olsun efendim, teşekkür ediyorum. Ben oğluma baktırmak istemiştim. Murat Buyur, Bey. Buyurun efendim. Benim oğlum adı Ali Memiş. Bir dakika efendim. Oğlunuzun ismi? Ali Memiş. Ali Memiş. Evet. Soyadı? Memiş. Soyadı Memiş mi? Evet. Tamam. Doğum tarihi? 17-12-12-12 mi? 17-12-77. Anne adı? Yeter. Fikir ve düşüncelerinde son sözü kendim söylerim diyen kişilerden biri. Olaylar ve durumları kendi dünyasında oluşturmaya bütünüyle gayret ediyor. Beklentileri içerisinde çevresinde izlenimleri oldukça pozitif olan ama hayal kırıklığına uğramış, duygusal çöküşler, sıkıntılar, biraz problemli dönemler yaşamış kişi efendim. Doğru mu efendim? Alo? Biraz. Kafanızda takılan bir şey varsa buyurun sorun. Özellikle de bir şeye başladığı zaman kısa ve öz olarak netleştirmeyi seven bir insan. Şu son 3 yıldır değişimlere ağırlık veren bir dönemi var. Yani 2009 yılından bu yana, 2014'e yeni girdik çünkü biliyorsunuz. Geriye kalan 2013 yılı dahilinde değişimlere hızlı hareketlilik yapan ama biraz moral bozukluğu var. Çevresine karşı eskisi kadar güven konusunda özgüvenini sergilemek istemeyen, biraz moral bozukluğu, biraz da kopukluk var. Yalnız bu tek görünmüyor, kalabalık bir yerde görünüyor. Biraz sıkıntılı bir durum görünüyor. Bilginiz de olsun. Beklentilerinde ve düşüncelerinde toparlanması gereken bir nokta var. Yalnız alacağı bir haberle düşüncelerini gerçekleştirecek bir şekilde değişimi olabilir ama sıkıntıyı kesinlikle aşması için birinden yardım alabilmesi lazım. Bu yardımdan sonra önü rahatça açılabilir. Ama şu anda bekleme sürecini yaşıyor. Sıkıntılı görünüyor efendim. Yani bu senemiz güzel geçer mi acaba? Anlayamadım efendim. Bu senemiz diyorum güzel geçer mi acaba? Bu senesi inşallah geçer. Çünkü bu sene olarak dedim ya az önce, birine yardım alırsa çok güzel değişimler yaşayabilecek insan. Fikirleri çok güzel, düşünceleri güzel ama bulunduğu ortam biraz sıkıntılar yaşadığı için kendini toparlamakta zorlanıyor. Zorlandığı için de biraz geri planda kalması, düşüncelerini gerçekleştirmesinde sorunlar, biraz da sıkıntılar yaşıyor efendim. Uğurlu sayımız var mı Murat Bey? Efendim? Uğurlu sayımız var mı? Olumlu sayısı, uğurlu sayısı söyleyeyim efendim. 3, rengi mavi. Rengi mavi. Görüyorsunuz. Günlerden de çarşamba çıkıyor efendim. Çarşamba günleri de olumlu olarak çıkar. Bu çocuk elini nereye alsa hiç yani başarılı olamıyor. Efendim? Elini nereye alsa başarılı olamıyor bu çocuk. Farkındaysanız ne dedim? 2009'dan bu yana toparlanması sıkıntılı görünüyor. Daha öncesinden de var. Ayrıca birinden yardım alması gerekiyor diyorum. Tek başına ne kadar netleştirmek istese de başarılı olmak istediği noktalarda geri planda kalıyor.
Bu yılda da siz de sordunuz söylüyorum. Bu yıl nasıl geçer aşamasında? Bu yıl birinden destek alacak, yol gösterecek, yardımcı olacak. Ondan sonra toparlayabilir. Çünkü bu hani bazı insanlar da duyarsınız ya şansı, yıldızı düşük diye. Evet. Bazı insanlar da hani şanslı olur, şansını değerlendiremez. Bazıları da şanssızdır, şanslı olurlar. Şanssız olanlar şans arar, şanslı olanlar şansını kullanamadığı için sorun yaşarlar. Bu insan da şansını kullanmakta zorlanan ama ne yapacağını bilemediği için, yanlış kararlar verdiği için problem yaşıyor. Bu yüzden ikinci kişinin fikir ve düşüncesine kesinlikle ihtiyaç duyar. Evet. Çünkü göze geliyor, nazarı var efendim. Efendim? Göze geliyor, nazarı var. Ben size baktırmıştım. Bana da büyü var demiştiniz. Ben o gündür Nas suresi, Felak suresi okuyorum devamlı. Çok güzel. Acaba çocuğuma da okusam olur mu? Okuyun efendim. Ne zaman size bakmıştım burada? Epey oluyor. Bir iki aya yaklaştı. Yeter Darıcı oğlu diye baktırmıştım. Yeter soyadınız? Darıcı oğlu diye baktırmıştım. Öztürk oğlu. Darıcı oğlu diye. Oğlunuzun soyadı farklı. Ayrıldık beyimizde. İşte oradan çıkartın. Sorunlar ve problemler nasıl ayrılıklar veya hiçbir şey sebepsiz değildir. Bir sebep neden vardır yani. Yaprak bile sallandığında bir rüzgardan veya bir nedenle sallanır. İmkansız diye bir şey yok. Sebep buyurun. Olanlar utansın. Efendim? Sebep olanlar utansın. Artık bir şey diyemiyoruz. O ayrı bir konu efendim. Sormak istediğiniz bir şey var mı Yeter Hanım? Yok, teşekkür ederim. Sağ Rica olun. Ederim, siz de sağ olun. Evet, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Dediğimiz gibi kendimize iyi bakıyoruz, pozitif düşünüyoruz. Kimse için kırıcı, kırgın olacak bir şeyler değil. Daima mutlu olacak şeyler düşünmek, herkesi mutlu edecek konularda sahip olmak gerekebilir. Evet efendim. Evet, hızlı bir şekilde devam ederken herkesin beklentileri vardır, umutlar vardır, hayaller vardır. Ama bir anda duygularımızı ve düşüncelerimizi yaşayıp da takip edebiliriz. Kozan'dan Selver Alsan hanımefendi de aynı şekilde bizi izliyorlarmış. Evet, Selver Hanım bu arada. Evet, bu hayat içerisinde her zaman bir beklenti olur. Duygular olur, düşünceler olur, beklentiler olur. Bazen umduklarımızı, düşündüklerimizi bulmakta zorlanırız. Kırılırız, kırıldığımızı belli etmek istemeyiz. Severiz, sevdiğimizi anlatmakta zorlanırız. Ama bir gerçek vardır ki her şeyden önce duygumuzu, düşüncemizi, düşündüklerimizi paylaşırken nedenleri, süreçleri hep kafamızdan sorgu veya düşünce olarak da yaşarız. İşte bu olay, düşünceler, beklentiler her zaman ön plana geldiği zaman duygularımızı, düşüncelerimizi yaşar görürüz efendim. Evet, canlı yayınımıza bize eşlik edebilir, katılabilirsiniz. Kendi kişiliğiniz dahilinde kendiniz de görebilirsiniz. Evet, dediğim gibi yaşam güzel. Yaşamak güzel. Yaşamak sevdiğiniz, sevdikleriniz de güzel. Bazen bir zorluklar, bazen sıkıntılar, bazen beklediğiniz veya beklentilerinizi yaşarsınız. İşte o anda duygunuzu, duyduklarınız dahilinde yüzleştiğiniz zaman neden diye düşünürsünüz. Evet. Alo. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum. Kiminle görüşüyorum efendim? Emine ben. Emine Hanım, bir dakika yazalım hemen. Evet, Emine Hanım soyadınız? Çevirgen. Doğum tarihiniz? 10.03.1997. Aynı adı? Hatice. Düşüncelisin ve kafanda birçok sorular var. Bu soruları çözümlemek istediğin
netleştirmek istediğin ama ne yapacağını bilmediğin noktalar var. Bunu aşmak istediğin konular içerisinde yalnız kaldığın, değerlendirmekte çok yoğun düşündüğün bir konu var. Yolculuklar düşünüyorsun, yolculuk. Yani gidip gelmeyi, kalmayı veya değişimler düşündüğün bir nokta var. Kafan karışık. Artı bir şeyler bu yıl senin için önemli değişimlerini veriyor. Çünkü 2013 sana umduğunu vermiş. 1997 hayatındaki değişimleri 7. ay itibariyle değişimleri yaşayan bir insansın. Doğru mu? Doğrudur. Hayatındaki kararları veren, hedeflediğin noktayı da çok güzel bir noktaya taşımayı bilen bir kişisin. Ama biraz hayal kırıklığın var. Biraz canın sıkılmış, moralin bozulmuş evet. diyebilirim. Özellikle şu son yılbaşından bu yana 2-3 gündür biraz iyi geçmemiş. Evet. Duyduğun sözler, beklediğin haberler olmadığını gösteriyor. Düşündüğün, gerçekleştirmek istediğin noktalar var ama ne yapacağından emin olamadığından dolayı da problemler yaşadığını belirtmek istiyorum. Evet, doğru. Evet. Canını sıkan bir süreci de kesinlikle aşmak istiyorsun. Değerlendireceğin bir karar dahilinde de oluşturmak istediğin değişimlere de ciddi bir şekilde yön vermek istiyorsun. Ama özellikle kafanda oluşturuyorsun ama gönlün, hani kafan bir şey düşünüyor ama gönlün yok diyor. Gönlünün düşündüğüne kafan mantığını almıyor. Doğru mu? Yani. Evet. Bunları inşallah aşabilecek güçtesin aslında. Ben şunu diyebilirim tabii ki. Acele etmeden doğru kararı bulman gerekiyor. Acele ettiğin takdirde mutlaka yanlış yapabilirsin. Doğru kararı da iyi düşüneceksin. Acele karar vermeden doğru kararı verebilmen kolaylaşması için ilk vereceğin karar daima doğrudur. Ama acele vermeyeceksin bu kararı. Çünkü acele aman karar vermiş olmak için verilen bir karar acele verilen yanlıştır. Doğru kararı düşünerek ve ilk düşündüğün karar doğru olduğunu düşüneceksin. Ama kararsız kaldığın zaman hep kafanda kocaman soru işaretiyle beraberinde keşkeler olacaktır. O keşkeler seni umutsuzluğa, bazen hüsrana, bazen de sıkıntıya götürecektir. Bunu kesinlikle aşmanız gerekebilir. Sıkıntıları aştığınız zaman rahat edersiniz. Doğru, tabii. Evet. Peki, buyurun. Buyurun, lütfen siz dinliyorum. Bu 2014 söylediklerinizden başka bana neler getirebilir? Siz 2013 için güzelliklerini yaşadınız ama 2014'ün bugün 3 gün içerisinde yılın ilk günü, yılbaşından bu yana pek istediklerinizden mutlu olmadığınızı söyleyebilirim. Burada çıkanı söylüyorum tabii ki. Doğru mu? Doğru, yani. Şu anki aşamada o olumsuz ve mutsuz anları alın bir kenara bırakın. Mutlu olmak istediğiniz konu nedir? Onu hayatınıza yerine koyun. Yerleştirin yapmak istediğinize. Bir evi düzenler gibi. Hayatınıza bir güzellik koyun. İnanıyorum ki şu olumsuzlukları zaten bildiğiniz için ve olmasını istediğinizde bildiğiniz için olmasını istediğiniz noktaya taşıyın. Fazlasıyla değişimleri yaşayabileceğinize inanıyorum. Çünkü 2014 yılı güzel bir değişim yılı ama bu yıl karar vereceğiniz bir yıl. Hayatınızda belki bir nişan, evlilik vesaire hızlı bir değişim yılı ama bunun oluşabilmesi için de ciddi bir şekilde kararlarınızı yerli yerine doğru düşünerek adım atmanız lazım. Daha sonrasından ben neden bunu yaptım dememeniz lazım veya iyi ki yaptım derken de iyi düşündüğünüz için yaptığınızı bilmeniz lazım. Tabii haklısınız. Çünkü 2014 yılı hızlı geçebilir. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki insanın tek baş edemediği zamandır, yetişemediği. Her şeye yetişebilirsiniz ama...